Merhaba, dün altında bir belirsizlik vardı ve ben altın yorumum çarşamba günü olduğu için gene de sizlere yapmıştım ama cuma gününe kadar falan bu belirsizliğin ortadan kalkmasını bekliyordum ama perşembe günü de kalkacak olursa o zaman yorum yapacağım dedim. İşte bugün itibariyle işte şu anda da saat 20.54. Bugün itibariyle bu belirsizlik ortadan kalkmış görünüyor büyük ölçüde. O yüzden hemen altın yorumuna geçmek istiyorum şimdi. Şuradan hemen başlayalım. Evet, şuradan hemen başlayalım. Şimdi şu daha evvelden şu göstermiştim. Burada bir uyumsuzluk vardı. İşte bu uyumsuzluğa göre düşüş bekliyorduk. Düşüş gelmişti ama sonradan bir tepki geldi. Fakat o tepkiden de geri geldiğini görüyoruz. Şu önceden çizmiş olduğum üçgenin tepesine kadar geldi. Ve buradan da zaten yeniden 4 saatlikte sat verdi. Yani burada destek bulduğu yer 1717. Ama bu yeniden bu üçgenin içerisine girmesini ben beklerim. Yani daha da böyle düşmesini bekliyorum ons altının. Şöyle bir de vadeli işlemlerden göstermek istiyorum. Vadeli işlemlerde baktığımızda zaten daha net görünüyor buradaki şeyler, hedefler falan. Evet. İşte şu anda bulunduğu yer burası yani 1721. Bundan sonra işte bu 1712 desteğine kadar gelmesini bekliyoruz ama burada bir sat oluştu vadeli işlemlerde. Günlükte bir sat oluştu. O yüzden bu 1720-1709'un önümüzdeki günlerde kırılmasını ben beklerim. Ons altında burası ne kadar güçlü görünüyorsa da o kırıldıktan sonra bakın zaten şu yan taraflar boş ya. Bu işte volüm profil, hacim profil denilen şey. Bu yan taraflar boş olduğu için şöyle 1648'e kadar aslında bunun gidecek yeri var yani. Buranın kırılması çok önemli. Kırılabileceğini düşünüyorum çünkü buradan geldi sat. Günlükte sat sinyali geldi şu anda. Buradan geldi sat. O yüzden önümüzdeki günlerde bu 1710'da kırılınca bu 1649'a doğru bu geri çekilmeler olacak. Gelelim şimdi gram altın tarafına. Şimdi gram altın tarafına geldiğimizde bu omuz baş omuz formasyonu da zaten burada vardı. Ve o formasyon da artık neredeyse tamamlanmış durumda. 376'da şöyle evet. Evet işte bu 376'da tamamlanmış oluyor. Ondan sonra da bu 373 desteği var. Onu da kırmasını beklerim önümüzdeki günlerde. Çünkü şu anda sat var. Burada belki biraz destek bulup oyalanabilir ama bundan sonra da gram altında özellikle ons altındaki o düşüşlerin de devamıyla gram altının da daha düşmesini beklerim. Peki yani başka bir şey olamaz mı? Bir çıktı falan olamaz, tekrardan çıkamaz mı? Şimdi şöyle burada Başkan Trump faktörü diye bir şey var. Bildiğiniz gibi yani Başkan Trump Çin'le olan ilişkileri keserim deyince ani bir yükseliş olmuştu. Fakat bu yükseliş işte 3-4 gün ancak sürdü. Ondan sonra tekrar Çin'le ilişkiler falan kesilmiyor diye geri geldi ama yani bilemeyiz ki şimdi adam çıkar yarın başka bir şey söyler veya pazartesi günü başka bir şey söyler tekrar yukarı atar. Bunlar haricinde diyorum yani böyle öngörülemeyen Trump gibi olaylar haricinde şu an itibariyle bugün de bu şekilde kapanacak olursa altındaki görünüm olumsuzdu zaten gram altında. Ons altında buna eklenmiş oldu ve ons altında da günlük şeylerde, grafiklerde sat sinyali de bize gelmiş oldu. Bundan sonraki durumu değerlendireceğiz. Yani hafta sonu ben tekrar üzerinden geçeceğim. Çünkü bu akşam ve cuma günkü olayları o zaman değerlendireceğiz. Bakalım cuma günü bir toparlanma olacak mı yoksa hayır cuma günü özellikle Amerika açıldıktan sonra satışlar daha da derinleşirse o zaman bu düşecek kanaatim daha da kuvvetlenmiş olacak. İşte bugünlük bu kadar diyorum. Kısa tutmak zorundayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum.